5. sınıfta okuyan 12 öğrenci koltukları şekildeki gibi numaralanmış bir servis aracıyla taşınmaktadır. Arkadaşlar biz servis aracı görüyoruz. Öğrenciyken pek çoğunuz servislere binmişsinizdir. Ben hiç binmedim. Okula hep yürüyerek gittim veya okul evimizin yakınındaydı, yani gerek yoktu. Dolayısıyla gerek duymadım. Ailem gerek duymadı böyle bir şey, ama pek çok öğrenci okullarından uzak bir yerde oturuyorlarsa servisle gidip geliyorlar. Fakat bu servis biraz ilginç bir servis. İlginç bir servis. Öğrencilerin oturması için belirli şartlar koymuşlar. Evet. Şimdi numaralamış orada. Arkadaşlar orayı kullanmak istemiyorum ben. Tabloyu tekrar çizmek istiyorum. 12, 11, 19 diye sıralamış. Evet. Kaç tane sıra var? Şu şekilde. Evet. Şimdi burada şoför var. Bu koltuk bizi ilgilendirmiyor. Yani şoför tabii ki tek başına oturacak. Orada bir öğrenci olması mümkün değil. Ön demiş buraya. Evet, otobüsün önü, servisin önü burası. Tabii şoför burada zaten. Şimdi 12, 11, 19 demiş arkadaşlar. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Evet, numaraları doğru verdim galiba. Güzel. Şimdi demiş ki arkadaşlar, demiş ki öğrencilerin 5'i A. A şubesi 5 öğrenci. B şubesi 4 öğrenci. 4 öğrenci. C şubesi 3 öğrenci demiş. Var mı bir sıkıntı? Herhalde yok, değil mi? Evet. Devam edelim. Hiçbir öğrenci kendi şubesinden bir öğrenciyle yan yana oturmamaktadır. Ha. Şimdi bakın. Şurası AA, BB ya da CC olamıyor. Bu şekilde, bu şekilde hiçbir aynı şubeden iki öğrenci yan yana oturamıyor. İşte az önce dedim ya, bu servis biraz kuralları olan bir servis. Herhalde çok konuşuyorlar, böyle şoförü rahatsız ediyorlar diye. Aynı koltuklara, aynı sınıftan, yan yana koltuklara aynı sınıftan öğrenci vermek yasakmış bu serviste. Peki öyle olsun bakalım. Diyor ki arkadaşlar, şekilde belirtilen koltukta şoför demiş. Tamam, onu geçtik zaten, şoförü işaretledik. Kalın çizgiyle belirtilen 3, 6, 9 ve 12. 3, 6, 9 ve 12. Arkadaşlar şu, şu, şu ve şu. Kendimce bir işaret koydum. Bunlar aynı şubedenmiş arkadaşlar. Aynı şubedenmiş. Evet. Bilgi bu kadar. Şimdi Allah Allah, ilginç. Yani acaba çözemeyecek miyim? Çok az bilgi verdi gibi görünüyor. Ama hayır. Bu bilgi soruyu çözmek için yeterli. Neden? Şimdi 4 öğrenci aynı sınıftan olduğuna göre 2 olasılık var. C'de 3 öğrenci var. Ya A ya B. Buralara ya A ya B gelecek. Arkadaşlar buralara B'yi getirirseniz, bak şöyle silik şekilde yazıyorum. B'yi getirirseniz arkadaşlar elimde 5 tane A öğrencisi kalır. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane sıra var zaten. 5 öğrenciyi nasıl oturtmalıyım ki yan yana gelmesin? İmkansız. Siz buralara A'yı B'yi yazarsanız A sınıfından öğrencilerin ikisi muhakkak yan yana gelmek zorunda kalır. Çünkü 5 sıra var. 5 öğrenci var. 4 sıra var. Fakat baştan ne diyordu? Aynı şubenin öğrencileri yan yana oturamıyor diyordu. O halde arkadaşlar biz şurayı bulduk bile. Bu kurala göre bu aynı sınıftan olan öğrenciler kesinlikle A şubesinden olmak zorunda. Evet, kocaman kocaman bu A'yı yazdım. Şimdi elimde A şubesinden kaç kişi kaldı? Bir kişi kaldı arkadaşlar. Evet. Şimdi gelelim B şubesine. B şubesinden 4 öğrenci var. Hiçbiri yan yana oturamıyor. O halde şu sıraların her birinde, ya da bu tarafta da olabilir tabii, öyle bir kural yok. Yani şu 8'inden 4 tanesi kesinlikle B şubesinden, bir tanesi A şubesinden, diğer üçü de C şubesinden olmak zorunda. Çünkü
B öğrencileri muhakkak surette, yani hiçbiri zaten yan yana oturamıyor ve 4B öğrencisi var. O halde bunların her birinde, şu ikililerin her birinde en az bir tane ve en fazla da bir tane B öğrencisi bulunmak zorunda. Kalan üçünde ise, kalan dördünde ise bir tane A öğrencisi, üç tane de C öğrencisi bulunuyor. Sevgili arkadaşlar, bu kadar. Yani tablodan başka bir şey çıkarmamız mümkün değil. Kalanını artık sorulara göre bulacağız. Evet, yukarıdaki bilgilere göre bu yargılardan 3 yargı vermiş okuduğunuz gibi hangileri doğrudur? Yani kesin olarak doğruyu bulmamızı istiyor. Koyu renkle belirtilmiş koltuklarda oturan öğrenciler A şubesindendir. Evet, 3, 6, 9 ve 12'yi kastediyor. Evet, bunlar kesinlikle A şubesindendir. İçinde bir olmayan seçenek varsa eleyin ki A, B ve D gitti bile. Bakın, görüyor musunuz test tekniğini? Yani daha birinci bilgiden 3 yanlış şıktan kurtuldum bile. Evet. %50 joker hakkımı kullandım. Hatta daha güzelini kullandım. Yanlış olan 3 seçenek birden gitti. Evet. Sadece birinci bilgiyi bulmakla. Her sırada B şubesinden bir öğrenci vardır. Arkadaşlar, toplam B 4'tü ya. Her sırada mutlaka bir B olması gerektiğini az önce anlatmıştım yan yana oturmamaları için. Evet, iki de cepte. En arka sırada oturan öğrencilerden biri B, biri de C şubesindendir demiş. Bakalım neden? Şimdi bu arka sırada oturanlardan, şimdi her sırada zaten bir tane B var. B'yi buraya ya da buraya yazın. A'yı buraya yazarsanız olmaz. Yan yana A gelmiş olur. A'yı buraya yazarsanız da olmaz. Ha, demek ki sevgili arkadaşlar, burada kesinlikle B ve C öğrencileri olmak zorunda. Tabi B, C olabilir, C, B de olabilir değil mi? Evet, B, C ya da C, B biçimindedir. Demek ki bu yargıların üçü birden doğrudur. Yani 14. sorunun doğru cevabı Edirne seçeneğidir. Evet, şimdi bu bilgiyi bu soru için yazdığım için, ki her soruda birbirinden bağımsız olduğu için ne yapıyorum? O bilgiyi hemen siliyorum. Bunu sakın unutmayalım. Derslerimde öğrencilerim ilk derslerde bu hatayı çok yapar. Ama hocam işte burada BC oturuyordu ya veya işte bu şekildeydi ya falan gibi bir önceki sorunun bilgisini sonraki soruda kullanmaya kalkabilir. Aman bu hataya düşmeyelim. Bunu sık sık tekrar ediyor olabilirim ama her soru birbirinden bağımsız olarak cevaplanır. Bunu sakın unutmayalım. Her soru birbirinden bağımsız. Evet. Şimdi 15. soruya bakalım. Şoförün yanındaki koltukta C şubesinden bir öğrenci oturuyorsa. Evet, şoförün yanındaki koltukta C şubesinden bir öğrenci oturuyorsa. Peki. Burada kesinlikle bir B şart mı? Tabii. Çünkü her sırada B'den bir öğrenci olmak zorunda yan yana düşmemeleri için. Evet. A şubesinde okuyan Alper aşağıdaki koltukların hangisinde oturuyor olabilir? A şubesinde okuyan Alper hangisinde oturuyor olabilir? Arkadaşlar, 2'de olabilir mi? Olamaz. Olamaz. 4'te olabilir mi? 4'te olabilir mi? A şubesinde okuyan Alper 4'te olabilir mi? Olabilir mi? Neden olamaz? Yan yana gelir. Bak. Buraya A gelemez. 5'te olabilir mi? Buraya bir A gelebilir mi? Zaten bir tane A var. Evet, olabilir. Evet, galiba doğru cevabı bulduk. 7'de A şubesinden bir öğrenci olabilir mi? Olamaz. Yan yana gelir. 10'da olabilir mi? Olamaz. Yan yana gelir. Evet. A şubesinde olan öğrenci ya burada ya burada oturmak zorunda. Çünkü burada, burada, burada ya da burada oturursa A şubesinden öğrenci diğer A'larla yan yana gelmiş olur. Ki bu yasaklandığı için böyle bir olasılık mümkün değildir. Tabii ki 15. sorunun doğru cevabı da Ceyhan, yani C seçeneğidir sevgili arkadaşlar. Evet. Sevgili arkadaşlar, yine güzel bir soruyla birlikteyiz. 9 binadan oluşan bir sitedeki binalar birden 9'a kadar numaralandırılmıştır. Arkadaşlar, sözel mantığın bütün sorularında yaptığımız gibi hemen bunu görsel hale getiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 9. Hemen numara verelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Arkadaşlar diyor ki bu binaların 3'ü mavi, 3'ü kırmızı, 3'ü de yeşildir. 3 mavi, 3 kırmızı ve 3'ü de yeşildir. Şimdi hemen kesin bilgiyi yazalım. 3. bina kırmızıdır. Arkadaşlar bu kesin bilgi olduğu için 3. binayı kırmızı yazıyorum. Ve hemen şuraya gelip 2'ye düşürüyorum. Eksiltmeyi asla unutmuyoruz. Bunu sakın unutmayın. Evet, elimde kaç kırmızı kaldı şu an? 2. Neden? Çünkü bana 3. bina kırmızıdır diyerek kesin bir bilgi verdi. Bu bilgiyi verdiği zaman hemen ne yaparım? Ana tablodan bir tane eksiltirim. Değil mi? Evet. 1 ve 6. binalar aynı renktedir. Arkadaşlar 1. ve 6. binalar aynı renkteymiş. Bunu unutmamak için kendimce böyle bir işaret koydum. Ama canınız isterse mesela 1 ve 6 aynı renktedir diyerek böyle onları özel işaretleyebilirsiniz. Artık burada arkadaşlar sınavda burada sizin keyfinize kalmış, kendi anlayacağınız şekilde bunlara işaret koymalısınız. Yeşil binaların numarası tek sayıdır. Hepsinin numarası tek sayıdır diyor. Arkadaşlar yeşil binaların hepsinin numarası tek olduğuna göre 1, 3, 5, 7, 9 doğru mu? 3'te kırmızı var. Olmaz. 1 ve 6 aynı renkte olduğuna göre bu da olmaz. Çünkü 6'ya 1'e yeşil yazarsak 6'ya da yeşil yazmamız lazım. Olmadı. O halde evet sizin de tahmin ettiğiniz gibi 5'e, 7'ye ve 9'a yeşil yazmamız lazım. Peki ben ne yapıyorum şimdi? Ben elime silgiyi alıyorum. Bu yeşillerden kurtuluyorum. Çünkü yeşil renklerin tamamını buldum. Ha silmem, sınavda silmekle uğraşamam diyorsanız çizersiniz. Buraya 0 yazarsınız. Bu da olur. Nasıl isterseniz. Şimdi geriye olasılıklar kaldı arkadaşlar. Olasılıklar kaldı. Bakalım o olasılıklar nasıl olacak? Şimdi bu aynı olan binaya kırmızı rengi verirsek, buna kırmızı verirsek, buna da ne yapmamız lazım? Kırmızıyı vermemiz lazım. Bu durumda buna mavi, buna da mavi, buna da mavi kalır. Peki bu bir olasılık mı sevgili arkadaşlar? Bu bir olasılık mı? Evet, böyle olabilir. Böyle olabilir. Peki ikinci olasılık ne? 1 ve 6'yı kırmızıyla değil de bu sefer maviyle başlatmam mümkün. 1 ve 6'ya bu sefer mavi renk vereyim. Bakayım ne olacak? Elimde 1 mavi 2 kırmızı kalır. Onları nasıl yerleştiririm? Burası kırmızı olabilir ya da mavi olabilir. Burası yine kırmızı ya da mavi olabilir. Burası da yine kırmızı ya da mavi olabilir. Evet. Bunlar olasılıklı. Bu durumda ben nereye yerleştireceğimi bilemem. Çünkü elimde yine 2 kırmızı 1 mavi kalmış olur. Ne zaman? 1 ve 6'ya mavi verirsem. Ama kırmızı verirsem diğer hepsi mavi olur. Evet, tablomuz bu kadar sevgili arkadaşlar. Bu sorudan yani tablodan başka hiçbir şey, tabloya başka hiçbir şey yerleştiremeyiz. Bütün olasılıkları bu şekilde görelim. Gördük. Buna göre kaç binanın rengi kesin olarak bilinmektedir? Arkadaşlar ben burada 3'ü, 5'i, 7'yi ve 9'u görüyorum. Yani 4 binanın rengi kesin olarak bellidir. Bu nedenle 16. sorunun doğru cevabı Ceyhan yani C seçeneğidir. Evet. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi kesinlikle doğru olan bir şey istiyor benden. Evet, acaba hangisi? 2. bina mavidir. Arkadaşlar kırmızı da olabilir. 5. bina yeşildir. Evet. Soru burada biter. 5. bina gerçekten de yeşil olmak zorundadır. Çünkü 5. bina yeşil binaların hepsi tek sayı olduğuna göre 3'te kırmızı, 1 ve 6'da birbiriyle aynı renk olduğuna göre yeşil binalar 5, 7 ve 9'da olduğunu zaten tabloyu oluştururken fark etmiştik. Evet. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş oluyoruz. Yine diğer seçeneklere bakalım. 4 ve 1 ve 8. binalar aynı renktedir. 1 ve 8 olabilir olmayabilir mi diye bakalım. 1 ve 8 kırmızı mavi ya da mavi mavi olabilir. Evet, böyle bir olasılık var ama kesinlikle doğrudur diyemeyiz çünkü farklı renkte de olabilir. 4 ve 8 aynı renktedir diyor. 4 ve 8 ile ilgili net bir şey yok. Mavi mavi evet aynı renk olabilir ama kırmızı mavi de olabilir. 4 ve 6. binalar farklı renktedir diyor arkadaşlar. 4 ve 6. binalar mavi mavi de olabileceği için kesinlikle doğrudur. Ya da
kırmızı mavi de olabileceği için kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Evet, yanlış da diyemeyiz ama biz kesinlikle doğruyu arıyorduk. Kesin doğru olan şu ki 5. binanın yeşil olmasıdır. Evet. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor arkadaşlar 18. soruda. 1. bina kırmızıdır. Olabilir. 6. bina mavidir. Olabilir. 2 ve 8. binalar kırmızıdır. 2 kırmızıdır ama 8 kırmızı da olabilir, mavi de olabilir. Mavi binaların hepsinin numarası çift sayıdır. Arkadaşlar tek sayıda da mavi bina olabilir. 2 ve 9. binalar aynı renktedir. Arkadaşlar 2. ve 9. binalar kesinlikle ama kesinlikle aynı renk olamaz. Biz kesinlikle yanlış olanı arıyorduk. Bu yeşildir. Bu ise ya kırmızı ya mavidir. İki olasılıkta da bu iki binanın rengi, yani 2 ve 9'un rengi aynı olamaz. Dolayısıyla Edirne seçeneğinde verilen bilgi kesinlikle yanlış bir bilgidir sevgili arkadaşlar. Ve bu tabloyla ilgili son soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi mavi binalardan biri olamaz? 1. Olabilir. 2. Olabilir. 4. Olabilir. 7. Olamaz. 8. Olabilir. Peki biz hangisini arıyorduk? Mavi binalardan biri olamaz. 7. bina asla mavi bina olamaz. Çünkü 7. binada kesinlikle bir yeşil renk söz konusu. Yani bu bina bir yeşil bina. Dolayısıyla burada asla mavi bina olamaz sevgili arkadaşlar. Doğru cevap 19. soruda da Denizli seçeneğidir.